izlesin. Durumunu tamam. Hepiniz izlemişsinizdir. Tamam. Geliyor mu? Devam et. Öyle mi? Yaşanan şiddet görüntüleri başkanlık sisteminin ayak sesleridir. Başkanlık çıkmazına giden yolda gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçı anlayışın farklı düşünene karşı her türlü uygulamayı da göze aldığını meclis görüşmeleri sırasında günlerdir üzüntüyle ve kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü meclis görüşmeleri esnasında iktidara mensup bir kadın milletvekili bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kim ve nefret dilimi her kesimde yarattığı derin ayrıştırma, ötekileştirme, şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı maalesef ülkeyi dolu dizgin geri dönülmez bir yıkıma sürüklemektedir. Bu ateşi hazırlayanlar ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini cumhuriyetimize, parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içerisindedir. Bizler böyle bilir, böyle inanırız ki biz kadınlar barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaratılışımızdan alırız. Buradan sesleniyoruz. Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulanacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, kadınlık bilincinden nasıl bu kadar uzak düştünüz? Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Bizler anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akla ve vicdana vurmak mümkün değil. Sizler çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını elde etmişsiniz. Cumhuriyetle birlikte kul olmaktan çıkıp birey olan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle milletvekili olan kadınlar. Atatürk bu hakkı kadın güçlensin, kadın özgür olsun, toplum güçlensin diye vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği meclisten kadın vekile söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir meclise doğru sürüklediniz. Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Sizleri izleyen milyonlarca insanın Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan inancını, umudunu zedelediniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır. Siyasi iktidarın kadın vekilleri biat etmeyi, kulluğu seçmeyi bırakın. Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla, adaletinizle hareket edin. Emeğinizi, enerjinizi çocuk tecavüzlerinin, kadına şiddetin önlenmesi için harcayın. Kız çocuklarımız cayır cayır yanıyor, sesinizi çıkarın. Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak, anneler olarak sizden beklentimiz budur. Unutmayın, insanın insanı sevmesiyle başlar bütün güzellikler. Toplumda barışın, huzurun tohumu sevgidir. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barışı biçersiniz. Şiddet ve kin tohumu ekerseniz savaşı, kaosu, kutuplaşmayı biçersiniz. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun. Barışın, huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazan.